Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda Damodar Gujarati'nin örneklerle ekonometre başlıklı kitabının 6. bölümünü çalışmış olacağız. Bu bölümün başlığı otokorelasyon. Aslında biz otokorelasyonun ne olduğunu bir önceki videolarda yani değişen varyansı çalışırken tanımlamıştık. Şimdi böyle bir hızlıca yine bir tekrar yapmak istiyorum. Nedir o da? Mesela biz modelimize tahmin ediyorduk en küçük kareler yöntemiyle. Daha sonra modelin parametrelerini tahmin edip hata terimlerini türetiyorduk. Önceki videolarda var bunların hepsi. Ve buradan da hata terimlerinin varyans kovaryans matrisini türetiyorduk. Yani hata terimleri matrisimiz vardı. Mesela benim orijinal örneğimde bu çözdüğüm ilk videolarda 5 tane gözlem vardı. Dolayısıyla her bir gözlem için hata terimleri türetiyordu. İşte bu hata terimlerinin bir matris olarak ifade edilmesiyle hata terimlerinin varyans, kovaryans matrisini türetiyor. Mesela bunlar benim hata terimlerimdi. Hani bu kısma kadar zaten anlamakta zorlandığım bir husus varsa bu hata terimlerinin nereden geldiği konusunda önceki videolara geri dönmem gerekiyor. İşte bu hata terimlerini bir matris olarak düşünüp bir vektör olarak düşün. Bu devriyle çarptığımda yani E üssü matris işlemi olarak düşündüğümde hata terimlerinin varyans kovaryans matrisini türetiyordum. Hata terimlerinin varyans kovaryans matrisine ilişkin olarak da önemli varsayımlarım vardı. Hani nedir bu varsayımlar? Gauss-Markov teoreminin dayandığı varsayımlar. Ne diyor Gauss-Markov teoremi? Eğer diyor benim dayandığım varsayımlar diyor ihlal edilmiyor ise o zaman en küçük kareler tahmincisi best'tir diyor. Yani ne demek istiyor? Doğrusal, sapmasız, yansız tahmin ediciler arasında en küçük varyansa sahip olandır diyor. Nedir şimdi buradaki varsayımlar? Hata terimlerinin varyans kovaryans matrisine ilişkin olarak. Bir, ana köşegen elemanları hata terimlerini, tahmin edilen hata terimlerinin varyanslarını ifade ediyordu. Ve biz bu varyansların birbirine eşit olduğunu varsayıyoruz. Yani bakın benim modelimde türettiğim hata terimlerim bunlar. Bunları bir matris olarak düşünüp devriyle çarptığımda da bu matrisi türetiyordum. Bunun da gösterimi sembollerle şu şekilde yapılabilir. Şimdi nedir bu hata terimlerinin varyans, kovaryans matrisine ilişkin varsayımlar? Ana köşegen elemanları ki bu ana köşegen elemanları tahmin etmiş olduğum hata terimlerinin varyanslarını gösteriyor. Bu varyansların birbirine eşit olduğunu varsayıyorum. Dolayısıyla her birine bir alt indis koymama gerek kalmıyor. Hepsini sigma kare şeklinde gösterebiliyorum. İkincisi, bu diagonal elemanlar dışı elemanlar kovaryansları gösteriyor. Birinci ve ikinci hata arasındaki kovaryans, işte dördüncü ve ikinci hata terimi arasındaki kovaryans gibi. Ki bu varyans kovaryans matrisi hata terimlerinin simetrik bir matris aslında. Bunların da sıfır olduğunu varsayıyor. İşte birinci varsayım ana köşegen elemanlarının birbirine eşit olduğu varsayımı sabit varyans varsayımı olarak adlandırılıyordu. Ana köşegen dışı elemanların sıfır olduğu yolundaki varsayım ise otokorelasyon olmadığı bir duruma işaret ediyordu. Şimdi farklı ihlaller olabilir varsayımları. Onu da bakın şurada hazırladım. Şu Word belgesine geçeyim tekrar. Mesela şöyle bir varyans kovaryans matrisi var. Bakın burada türettiğim gibi E üssü matrisi. Şimdi burada ne değişen varyans ne de otokorelasyon olabilir. Şurayı bir açayım. Evet bu. Mesela eğer benim bu tahmin etmiş olduğum hata terimlerinin varyans kovaryans matrisinde bakın. Ana köşegen elemanların hata terimlerinin varyanslarını gösteriyor. Ana köşegen dışı elemanlarla kovaryansları gösteriyor. Yine önceki videolarda bahsettiğimiz gibi mesela 3. hata ile 2. hata arasındaki kovaryans 2. ve 3. hata arasındaki kovaryansa eşitti. Şimdi neydi Gauss-Markov'un varsayımları? Hata terimleri varyansı sabit olacak ve otokorelasyon yapısı gözlenmeyecek hata terimleri arasında. Yani bu her bir hatanın varyansı birbirine eşit olacak. Mesela sigma kare şeklinde yazabileceğim bunları. Ve hata terimleri arasındaki kovaryanslar da sıfıra eşit olacak. Yani otokorelasyon olmayacak. O zaman bu şekilde yazabiliyorum bakın bu varyans kovaryans matrisini istatistiksel olarak. Böyle olduğunda da bu matrisi sigma kare
çarpı birim maddesi şeklinde ifade edebiliyorum. Eğer böyle bir yapı varsa, yani tahmin etmiş olduğum modelde hata varyansları sabit ve hatalar arasında otokorelasyon gözlenmiyor ise, o zaman en küçük karelere ilişkin olarak Gauss-Markov'un yapmış olduğu çıkarım geçerli oluyor. Yani en küçük kareler tahmincisi blue diyebiliyorum bu durumda. Ama burada sapmalar olabilir. Mesela geçen videolarda gördük. Birinci sapma, hatalar arasındaki kovaryanslar sıfır olabilir gerçekten. Yani hatalar arasında bir otokorrelasyon yapısı gözlenmeyebilir ama hataların varyansları sabit olmayabilir. Yani her bir hatanın varyansı birbirinden farklı olabilir. O zaman buna değişen varyans sorunu vardır diyor. Böyle bir durumda işte genelleştirilmiş en küçük karelerin özel bir formu olan ağırlıkta en küçük kareler yönteminden yararlanıyorum. Veya yine modelimi en küçük kareler yöntemiyle tahmin edip varyans kovaryans matrisini Hubbert-White tahmincisi yardımıyla düzeltiyorum. Şimdi bir diğer soru, hataların varyansları sabit olabilir. Bakın, her bir hatanın varyansı birbirine eşittir. Sabit varyans varsayımı sağlanıyordur ama hatalar arasındaki kovaryans yapısı varsayımları ihlal ediyor olabilir. Yani hatalar arasındaki kovaryanslar sıfır olmayabilir. Böyle bir gösterimle ifade edebilirim hataların varyans kovaryans yapısını. Dikkat edin, ana köşegen dışı elemanlar sıfır değerini alıyor. Yani otokorrelasyonun olmadığı bir durum bu. Fakat hataların varyansları birbirine eşit değil. Bir diğer varsayım ne olabilir? Varyanslar sabit olabilir. Bakın, ana köşegen elemanları birbirine eşit olabilir. Yani sabit varyans koşulu sağlanabilir. Lakin ana köşegen dışı elemanlar sıfırdan farklı olabilir. En az bir tanesi. Böyle bir durumda da nedir deriz? Otokorrelasyon vardır. Bugün bunu konuşacağız mesela. Bunu tartışacağız. Daha doğrusu tartışacağımız, konuşacağımız konulardan bir tanesi bu. Böyle bir durumda otokorrelasyon sorunu vardır diyor. Hataların varyansları sabit ama hatalar arasındaki kovaryanslar sıfır değil. Mesela böyle bir durumda işte uyumlulaştırılmış, genelleştirilmiş en küçük kareler, yani Feasible Generalized Least Squares Estimator'dan bahsediyor olacağız. Ama modelde hem değişen varyans hem otokorrelasyon sorunu da olabilir. Yani benim şurada türetmiş olduğum hata terimlerinin varyans kovaryans matrisi, bakın buradaki gibi, hem ana köşegen elemanları birbirinden farklı olabilir, değişen varyans sorunu olabilir. Hem de ana köşegen dışı elemanların değerleri sıfır olmayabilir. Yani hem otokorrelasyon hem değişen varyans sorunu vardır demektir. Buradaki gibi. Böyle bir durumda da mesela işte Nevey-West Estimator'dan yararlanacağız. Veya işte değişen varyansı ağırlıklı en küçük karelerle veya White-Hubbert tahmincisi yardımıyla kontrol altına aldıktan sonra uyumlulaştırılmış, genelleştirilmiş en küçük kareler tahmincisinden yararlanacağız. Ve bunu yaptığımızda ne olmuş olacak? Yani eğer bizim hata terimlerimizde otokorrelasyon ve veya değişen varyans problemi var ise nasıl güvenilir? Katsayı tahminlerimize ilişkin nasıl güvenilebilir? Standart hatalar türetebileceğiz. Bunu anlamış olacağız arkadaşlar. Tamam mı? Bugünkü dersimizin amacı bu. Buradaki gösterime gelince, hocam hani bir önceki videodaki gösterim ya bundan farklıydı, İşte bize başka bir kaynak üzerinden gösterdi. Önemli değil. Aynı şey. Yani burada mesela hata terimlerinin varyans, kovaryans matrisi arkadaşlar, yatay kesitleriyle çalışıyorsanız mesela n çarpı n boyutludur. Mesela 10 gözleminiz varsa yatay kesitleriyle çalışıyorsanız hata terimlerinin varyans, kovaryans matrisi 10 çarpı 10 büyüklüğünde olacaktır. Yok eğer zaman serisiyle çalışıyorsanız bu sefer zaman boyutu önemli mesela. 10 yıllık bir veri setiniz varsa diyelim elinizde 10 çarpı 10 boyutlu bir hata terimi olacak. Bunu da t çarpı t ile göstereceksiniz. Yok panel veriyle çalışıyorsanız bu sefer burası n çarpı t çarpı n çarpı t boyutlu olacak. Hani bu panel veri analizlerinde ikinci dönemki derslerimizde yoğun bir şekilde değineceğiz. Tamam mı? Yani yatay kesitleriyle çalışıyorsan t indisini değil n indisini kullanıyor olacaksın. Ama özü şu, senin gözlem sayın kadar, panel veriyi bir kenara bırakıyorum, yatay kesit veya zaman serisi analizleriyle çalışıyorsan senin hata terimlerinin varyans kovaryans matrisinin boyutu n çarpı n olacak. Yatay kesitle çalışıyorsan t çarpı t boyutlu olacak. Yani kaç tane hata terimi üretiyor isen o boyutta bir matris olacak. Mesela 20 tane hata terimi üretiyorsa modeliniz 20 çarpı 20 boyutlu olacak. 100 tane hata terimi üretiyorsa 100 çarpı 100 boyutlu olacak. Neden burada ben n indislerini değil t indislerini kullandım? Çünkü genellikle otokorrelasyon zaman serisi verileriyle
çalıştığımızda karşılaştığımız bir soru. Ama bu asla demek değil ki hani otokorrelasyon, yatay kesit verilerle çalıştığımız zaman karşımıza çıkmaz. Mesela çok güzel bir ekonometri kitabı var. Özellikle İngilizce bilen arkadaşlar için mesela. Buddy Baltacı'nın bir ekonometri kitabı var. Mesela ondan bir seminer almıştım ben. Bu yatay kesit verilerde de otokorrelasyon olabileceğini şu şekilde anlatmıştı. Mesela demişti ki işte bankalar faiz oranlarını ayarlıyorlar mesela. Ama bir tane banka var diyelim piyasayı domine eden. O faiz oranını değiştirdiğinde diğer bankalar da değiştiriyor diyelim. Yani bir hani burada lider fiyatlama modeli var diyelim. Tamam. Böyle bir durumda da yine modelde otokorrelasyon olabilir. Yani önce bir banka, bu büyük banka, lider banka mesela faizini değiştirebilir. Diğer bankalar da bunu takip ediyor olabilirler mesela. Yatay kesitte de otokorrelasyon olabilir. Sanıyorum onun anlattığı örnek Fed'le ilgiliydi. İşte diyelim ki işte bir tanesi faiz oranı değiştiğinde diğeri de onu takip ederek değiştiriyorsa filan diyordu. Ama hani ben de yanlış hatırlıyor olabilirim. Ama şundan eminiz kesinlikle yatay kesit veride de bir otokorrelasyon problemi olabilir. Ama genellikle nerede karşılaşıyoruz bununla? Zaman serisi analizlerinde karşılaşıyoruz. Onun için hani böyle farklı kaynaklarda farklı gösterimler gördüğünüzde kafanız karışmasın. Mesela yatay kesit analizi için N çarpı N biçiminde yazabilir burayı. Zaman serisi gösterimi yaptığında T çarpı T biçiminde de yazabilir. Şimdi dönelim kitabımıza. Mesela otokorrelasyon yani bu hata terimlerinin tanımlamış olduğumuz varyans kovaryans maddesinin ana köşegen dışı elemanları sıfırdan farklıysa otokorrelasyon vardır dedik. Burada da birinci derece, ikinci derece otokorrelasyon filan gibi bir terminoloji var. Onu da önce bir tanımlayalım. Mesela diyelim sizin şöyle bir modeliniz var. Mesela Keynesyen likidite tercihi modeli bu. Ne diyor Keynesyen likidite tercihi modeli? İktisatçı arkadaşlar için oldukça aşikar olan bir şey. Yani iktisatçı arkadaşların aşina olduğu bir şey. Keynesyen likidite tercihi fonksiyonu şunu söylüyor bize. Diyor ki bir ekonomide para talebi fiyatlar genel düzeyine, çıktı düzeyine yani reel gayri safi yurt içi hasılaya ve faiz oranına bağlıdır. Yani teori diyor ki bana şöyle bir model tahmin ettiğin zaman sen bu teoriye göre, likidite tercihi modeline göre beta 1 ve beta 2 katsayılarını pozitif, beta 3 ise negatif tahmin etmen gerekir diyor. Tamam mı? Teori bana bunu söylüyor. Mesela eğer biz bu hatalar arasında birinci derece bir otokorrelasyon vardır diyorsak bunu bu şekilde gösteriyoruz. T dönemin hata terimi mesela, 2000 yılının hata terimi, yıllık veriyle çalıştığımda, 1999 yılının hata terimi tarafından etkileniyor. Yani buradaki rho 1 katsayısı istatistiksel anlamlılığa sahip. Bu ne demek? Mesela işte 2000 yılının para talebi 1999'dan da etkileniyor demek aslında. Tamam mı? Veya böyle bir etkilenme durumu söz konusu olabilir demek. Mesela sadece böyle bir durum varsa 2000 yılının hata terimleri, ben bu modeli tahmin edip parametreleri türetip en küçük karelerde hata terimlerini oluşturduğumda şöyle bir yapı gözlersem, mesela 2000 yılının hata terimi 1999'dan etkileniyor, 2005'inki 2004'ten etkileniyor gibi. Yani her dönemin hata terimi bir önceki dönemden etkileniyorsa buna birinci derece otokorrelasyon. Mesela ikinci derece otokorrelasyonsa işte 2000 yılının hata terimi 99 ve 98'den etkileniyor. 2010 yılınınki 2009 ve 2008 yılından etkileniyor. Mesela 50. dereceden otokorrelasyon diyorsak, mesela N diyelim 5 olsun, 5. dereceden otokorrelasyon. İşte 2000 yılının hata terimi 99, 98, 97, 96, 95'ten etkileniyor demek. Tamam mı? Hani 1. derece, 2. derece otokorrelasyon derken bunu anlamamız gerekiyor. Yine bu konuya geçmeden önce anlatmamız gereken bir şey daha var. O da fark işlemcisiyle, fark operatörüyle gecikme operatörü. Diyelim sizin elinizde şöyle bir zaman serisi verisi var. Mesela 2000 yılı, efendim 2001 yılı, 2002 yılı bu şekilde ilerliyor diyelim. Tamam. Veri setiniz diyelim bu şekilde gidiyor 2080 yılına kadar. Tamam. Böyle bir zaman seriniz var. Veya 2020 yılına kadar. Mesela diyelim sizin elinizde X verisi var. X verisinin değerleri de efendim 20, 15, 25 şeklinde, tamam, son dönemde 35 olsun diyelim. Bu sizin veriniz, x veriniz. Şimdi burada mesela iki şey tanımlayabiliriz. Birincisi mesela x değişkeninin birinci gecikmesi. Mesela bunu x eksi 1 şeklinde de gösterebiliriz. Buna gecikme operatörü deniyor. Nedir bu operatör? Yani
her döneme, mesela bu birinci gecikme operatörü, her döneme bir önceki dönemin değerini yazıyorum. Şimdi 2000'e 1999'un X değerini yazmam lazım. Elimde yok bu. O zaman ne yapıyorum? Boş geçiyorum. 2001'e 2000 yılını yazıyorum mesela. 20. 2002'ye ne yapıyorum? 2001'i yazıyorum. 15 gibi. Mesela buraya geldim diyelim, hatta şunu da koyayım buraya. 2003 yılında da diyelim. 24 olsun burası. E buraya geldiğim zaman bakın bir önceki dönem 2002 yazacağım. Ne yazacağım yani? 25 yazacağım. Burası birinci gecikme operatörü oluyor. Mesela ikinci gecikmesini de yazabilirim X'e. Ne yapacağım o zaman? 2 dönem önce yazacağım. Yani 2000, 2 dönem önce 1998. Elimde yok. 2001, 2 dönem önce 1999. Elimde yok. 2002, 2 dönem önceyi yazacağım. Ne olacak yani? 2000 yılını yazacağım. 20 olacak. 2003'e geldim. 2001'i yazacağım. Bakın 15 olur. Bu da ikinci gecikme operatörü olmuş oluyor. Mesela gecikmeler bu şekilde. Bir de ne var burada? Fark işlemcisi var. Mesela X serisinin birinci fark. O da şu oluyor. Mesela yazarsan. Bu dönemin X değeri eksi bir önceki dönemin X değeri. Eksi bir önceki dönemin X değeri. Mesela buraya geldik bakın. 2000 yılının X değeri eksi 1999'un X değeri. Ama elimde 1999 yılı yok. Boş geçiyorum. 2001'e geldim. 2001'in değeri eksi 2000 yılının değeri. Yani ne olacak burası bakın. Eşittir mesela B3 eksi B2 olacak. B3 eksi B2. Yani 15 eksi 20 olacak. Mesela buraya geldim. 2002'nin değeri eksi 2001'in değeri. Yani eşittir B4 eksi B3 hücresi. Yani 15 eksi 25. Mesela geldim 2003 yılına, 2003'ün değeri eksi 2002'nin değeri. Yani 24 eksi 25 gibi. Yine mesela ikinci fark operatörü var. Mesela X'in ikinci farkını alacağım. Burada neye dikkat edeceğim? Bunu genellikle arkadaşlar karıştırıyorlar. Bu da şu değil. Yani en pratik yolu şu bunun. Farkını almış olduğum serinin tekrar farkını almaktır. Bunun farkını alamam. Burada çünkü DX değerim yok. Yani burada aynı şeyi şurayı kopyalarsam bakın. Hatta şöyle yapayım. Ne demek bu? Şöyle göstermem daha iyi olacak. Ctrl V diyelim. Farkını aldığım serinin tekrar farkını almak demek. Tamam mı? Bakın bu kısım. Yani bu sefer bırakıyorum X'i. Artık DX'in tekrar farkını alıyorum. Bu da nasıl olacak? Eşittir mesela. 2002 yılının DX değeri. Yani E4 hücresi. Eksi 2001 yılının DX değeri. Yani E3. Tamam. Bunu da uzattığımda bakın şu şekilde ikinci fark işlemcisini tanımlamış oluyor. Mesela dikkat edin burada da DX serisinin 2003 yılı değeri eksi 2002 yılı değeri. Bu da ikinci fark işlemcisi oluyor. Yani şunu yapmıyorum. Efendim işte 2002 yılının değeri eksi 2000 yılının değeri demek değil ikinci fark işlemcisi. Tamam mı arkadaşlar? Farkını aldığınız serinin bir daha farkını almak. Çünkü gidip şöyle bir hata yaparsanız mesela X serisinin ikinci farkını alın dedin mi? 25 eksi 20 eşittir 5 veya 24 eksi 15 eşittir 9 yazmıyorum. Önce birinci farkı alıyorum. Farkını aldım serinin tekrar farkını aldığında bu sefer ikinci fark operatörünü tanımlamış oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Böylece zaman serisiyle ilişkin, zaman serisi analizlerine ilişkin iki tane ne yapmış olduk? İşlemci tanımlamış olduk. Neydi bunlar? Gecikme operatörleri, birinci gecikme ve ikinci gecikme operatörleri. Bunlar da fark operatörleri, birinci fark ve ikinci fark operatörleri anlamında. Neden anlattım bunları göreceksiniz. Otokorrelasyona ilişkin analizlerde bunlar bize oldukça gerekli olacak, lazım olacak. Şimdi döndük, dedik ki efendim işte hata terimi nerede? Tahmin etmiş olduğumuz varyans, kovaryans matrisleri de otokorrelasyon sorunuyla karşılaştım. Bunun etkisi ne olur? Yani diyelim ki ana köşegendeki elemanlar yani hata terimlerinin varyansları sabit, birbirine eşit. Fakat ana köşegen dışı elemanlar arasındaki ana dışı elemanlar, ana köşegen dışı elemanlar sıfırdan farklı. Yani otokorrelasyon problemi var. Demin göstermiş olduğum durum.
Mesela şöyle bir yapı var. Nerede o? Bakın varyansları sabit. Hataların varyans kovaryansları tahmin edip istatistik olarak bu ana köşegen elemanları birbirine eşit. Ama ana köşegen dışı elemanlar birbirine eşit değil. Yani sabit varyans ve otokorelasyon sorunum var. Varyansım sabit, burada bir sorunum yok. Fakat otokorelasyon tespit edildi, tanılandı. Böyle bir sorunum var. Ne olur yani? Neden endişe etmek zorundayım? Hani Gauss-Markov dağılışı neden bundan endişe etmiş? E demek ki böyle bir durumda bu varsayımı bozuluyor. Nasıl bozuluyor? Hala bunlar doğrusal ve tutarlı tahmin ediciler, yansız tahmin ediciler. Yani o bulundaki Lue kısmı devam ediyor. Ama artık bu tahmincilerin varyansları etkin değil. Yani artık bu tahminciler en küçük varyansı tahminciler değil. Yani ben otokorelasyon var ise hata terimlerinin varyans kovaryans maddesinde böyle bir durumda artık standart hatalara güvenemiyor. Nasıl bir sorunum var? Bu standart hatalar arkadaşlar aşağı yönlü sapmalı. Yani varyanslar olması gerekenden düşük hesaplanıyor. Eğer otokorelasyon varsa. Hatırlayacaksınız biz ne yapıyoruz? Önce en küçük kareler modeli yardımıyla, en küçük kareler yöntemi yardımıyla modelimizi tahmin ediyoruz. Benim amacım şu modeli tahmin etmekti. İşte elimde de veriler vardı. Öğrencilerin notları vardı. Sabitlerim vardı. Öğrencilerin derse devam süreleri vardı. Ben bu parametreleri en küçük kareler tahminçisi yardımıyla türetti. Ama bunu yaptıktan sonra ne yapıyorum ben? Bu en küçük kareler tahminlerine ilişkin olarak varyans kovaryans matrisi tanımlıyorum. İki tane varyans kovaryans matrisi vardı. Umarım bunları unutmadık. Birincisi en küçük kareler tahminlerine ilişkin varyans kovaryans matrisi var. Bir de hata terimlerinin varyans kovaryans matrisi var. Mesela bu ikisi aa nedir ya, hoca ne diyor ya, ben hiç hatırlamıyorum diyorsak geriye dönmemiz lazım. Tamam mı? Olayı anlayabilmemiz için. Şimdi biz hata terimlerinin varyans kovaryans matrisi üzerinde otokorrelasyonunu tespit ettik. Bunun sakıncası ne? Bunun sakıncası şu olmuş oluyor. En küçük kareler tahminlerine ilişkin varyans kovaryans matrisini türetirken veya bu matris üzerinden çıkarım yaparken zorlukla karşılaşıyor. Ne yapıyorduk biz? Efendim işte hata terimlerini tahmin ediyorduk. Bu hata terimlerinin karelerini oluşturuyorduk. Bu hata terimlerinin karelerini toplamıyla x üssü x eksi bir matrisini çarparak en küçük kareler tahminlerine ilişkin varyans kovaryans matrislerini türetiyoruz. İşte eğer modelimizde otokorrelasyon varsa bu en küçük kareler tahminlerine ilişkin olarak türetmiş olduğumuz varyans ve varyans kovaryans matrisi elemanları olması gerekenden düşük çıkıyor. Yani varyansları aşağı yönlü sapmalı olarak tahmin ediyor. E ne yapıyorduk daha sonra? Bu varyansların karekökünü alıyorduk. Katsayılarının standart hatalarını türetiyorduk. E varyanslar olması gerekenden düşük çıkınca aşağı yönlü sapmalı olunca daha doğru bir ifadeyle bu sefer standart hatalarda çok küçük çıkıyor. Aşağı yönlü sapmalı çıkıyor. E biz bu katsayı tahminlerimizi standart hatalara bölerek de T istatistiklerini türetiyoruz. O zaman şimdi katsayı bölü standart hatalar T istatistiğini veriyorsa standart hatalarda aşağı yönlü olarak sapmalı tahmin edildiyse katsayı bölü standart hata şeklinde hesaplamış olduğumuz T istatistikleri de çok yüksek çıkıyor. Bu sefer istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir değişkeni istatistiksel olarak anlamlıymış gibi tahmin ediyor. Kitap bize bunu anlatmaya çalışıyor. Yani diyor ki evet yine hala sapmasız tahminciler arasında, yansız tahminciler arasında, doğrusal sapmasız tahminciler arasında bu en küçük kareler tahmincisi mevcut. Fakat artık bu en küçük kareler tahminlerine ilişkin olarak türetmiş olduğumuz varyanslar en düşük varyanslar değil diyor. Yani bu Bloom'daki B ifadesini tıpkı değişen varyansta olduğu gibi düşürüyoruz artık. Tamam. Bu ne demek? Demek ki yine doğrusal sapmasız tahmin ediciler arasında daha düşük varyansa sahip olan bir tahminci var. Mesela değişen varyansta aynı sorunu türetiyor. Mesela artık Blue değil, Lue şeklinde yazıyor. Değil mi? Best değildi değişen varyans. Mesela bu durumda daha düşük varyanslı bir tahmin edici neydi? Weighted least square'di. Yani ağırlıklı en küçük karelerdi. İşte otokorelasyon varsa o Blue'daki B yine düşüyor. Yani katsayı tahminlerime ilişkin varyanslar en düşük değil artık. Daha düşük varyansa sahip bir tahminci var. Bugün onu konuşacağız. Nedir o da? İşte feasible generalized least squares. Yani uyumlu, genelleştirilmiş en küçük kareler tahmincisi olacak. Yine dördüncü madde değişen varyans gibi. Eğer sizin
tahmin etmiş olduğunuz katsayı, varyansları güvenilir değil ise T ve F istatistikleri artık geçerli olmuyor. Yani bu değişken istatistiksel olarak anlamlıdır, bu anlamsızdır, model istatistiksel olarak anlamlıdır, anlamsızdır diyemiyorsunuz. Böyle bir sorunumuz oluyor. O zaman ne yapmam lazım? Bu sorunla başa çıkmam lazım. Bu sorunu düzeltmem lazım. Ama evvela ne yapmam gerekiyor? Öncelikle bu sorunu tespit etmem gerekiyor. Var mı, yok mu diye. Şimdi kitabımız bir zaman serisi analizinden yararlanıyor. Mesela diyor ki kitabın veri setinde diyor 6.1 başlıklı bir Excel dosyası mevcut. Burada Amerikan ekonomisi için bir tüketim fonksiyonu mevcut diyor. Bakın burada tüketimin logaritmik değeri var bağımlı değişken olarak. Açıklayıcı değişken olarak yine reel kullanılabilir gelirin logaritma değeri var. Servet var, faiz oranı var. Yani bir tüketim fonksiyonu tahmin edecek. Tüketimin kullanılabilir gelire, servete ve faiz oranına bağlı olduğunu varsayıyor. Yine önceki videoları izleyen arkadaşlar fark edecektir. Normalde gelir ve servetin aynı model içerisinde açıklayıcı değişken olarak yer alması aslında çoklu doğrusal bağlantı problemine yol açıyor. Yani burada bir spesifikasyon hatası var aslında. Ama bizim derdimiz nedir şu an? Sadece otokorrelasyon var mı yok mu pedagojik amaçlarla bunları çalışıyoruz. Yani aslında ekonometrik analiz yapabilecek olan, yapacak olan, buna niyetli olan arkadaşların ilk başta yapması gereken doğru bir model tanımı yapmak. Tamam mı? Bunun için de en iyi yol nedir? Literatürde mevcut olan bir yaklaşımın geçerliliğini test etmektir. Mesela özellikle böyle yüksek lisans düzeyinde çalışma yapacak olan arkadaşlar böyle analizler gerçekleştirebilirler. Mesela işte Keynesyen likidite tercihi modeli Türkiye ekonomisi için geçerli midir gibi. Tamam. Mesela burada da yine dönelim. Böyle bir analiz var. Deniyor ki işte tüketim harcamaları gelire, servete ve faiz oranına bağlıdır diyor. Gelir ve servet arasındaki çoklu doğrusallığı ihmal ediyor. Şimdi ben de kitabımın veri setinden bakın. 6.1 başlıklı veri setini buluyorum burada. 6.1 açalım burayı. Bakın bir kere burada bir sürü bakın değişken var. Bunlar ama nedir aslında? Bakın logaritması alınmış, farkı alınmış. Ben bunları siliyorum. Çünkü İVÜS'te bunları nasıl tanımlayacağımı zaten göstereceğim. Evdeki veri seti bu aslında. Yani diyelim ben bu konuda bir analiz yapmak istiyorum. Şöyle bir tüketim fonksiyonu tahmin etmek istiyorum. Verileri topluyorum. Verileri toplarken neyi bulacağım? Önce bunu bulacağım bakın. Tüketim değerimiz. Yani buradaki C değeri. İşte kullanılabilir gelir, income burada verilmiş. Servet ve faiz oranı. Mesela bunu kaydediyorum. Dosya. Farklı kayde. Bunu masa üstüme alıyorum. Ne diyelim buna da? İşte consumption adını vereyim. Masa üstüme yolladım bunu. Kapadım. Şimdi döndüm EVÜS'ü çalıştırıyorum. En pratik yol neydi? Bunu normalde nasıl atacağımızı göstermiştim ama şöyle bir pratik yol da vardı. Çektim bunu kulağından aldım Excel'e. İleri dedim. Bakın. Son dedim. Hayır dedim. Veriyi oluşturdum. Bakın dikkat edin mesela 1900 ile 1953 arasında diyor. Neden? Çünkü bu Excel sayfasına böyle girilmiş. 1900'den başlamış. Oysa ki normalde neymiş veri? 1947'den 2000'e kadar gidiyormuş. Bunu da mesela şöyle düzeltebilirim. Mesela bakın şuraya tıkladım şöyle. Çıktı. Buraya geldim. 1947 yazdım. Başlangıç dönemi olarak. 2000 yılı da son dönemi. Bakın. Oluşturdum. Burayı düzeltmiş oldum. Evet diyorum. Buraya geldim. Ne yapabilirsin? Burayı da düzeltebilirdin. Yani 1900 diyorsun. Buraya ne diyebilirdin? Efendim 1947 deyip burayı 48-49 manuel düzeltip gibiyse öyle de okutabilirdim. Tamam. Ama İVÜS'te işte bu şekilde de bir ayarlama mevcut. Şöyle çift tıklıyorum buraya bakın. Şöyle çift tıklıyorum. Bunu yazabilirim buraya. Şimdi ne yapmış mesela? Benim bakıyorum modele bakın. İşte logaritmaları kullanılmış. O zaman hemen ne yapıyorum? Hızlıca logaritmalarını alıyorum. Nasıl yapıyorum bunu? Generate yeni bir veri oluşturma için kullanacağım komut mesela. Aynı isimleri kullanayım. Ne demiş? Ln c demiş mesela. Ben de bir isim vereceğim. Mesela generate diyeceğim. L consumption. Bu adı verdim. Başka bir ad da ver. Ali de yazabilirsiniz. Hiç önemli değil. Ne yapıyorum? Log consumption.
kullanıyorum bunu. Burada log yazıyorum ama aslında ln oluyor videomuz. Tamam mı? Doğal logaritmayı kullanıyorum. Bunu unutmayın. Çünkü önceki videolarda görüyorsunuz bazen anti logaritma almam gerekiyor. Öyle bir durumda ne yapacağım bunu? 10 tabanına göre değil, doğal logaritma tabanına göre alacağım. Ne diyor bak bana diyor ki cons is not defined. Böyle bir veri yok diyor benim elimde. Neden? Çünkü cons diye bir şey yok. Consumption var. Düzeltiyorum bunu bakalım. Consumption geldi. Sonra ne yapacağım? Gelirin logaritmasını alacağım. Ama mesela şimdi ben de biraz ezberden gittim. Logaritma almam için neye dikkat etmem lazım? Logaritma alacağım verinin içerisinde bakın şey olmaması gerekiyor. Negatif veya sıfır değerleri olmaması gerekiyor. Ve bakın dikkat edin. Benim tüketim verimi okumamış mı? Bir sorun olmuş mu? Nan diyor. Yani oluşmamış diyor. Burada yok diyor. Bir sorun olmuş bakın. O zaman ne yaptım? Demek ki ben buraya veriyi okutamadım bakın. Böyle bir sorunla karşılaştığımızda iyi oldu. Ne yapacağız o zaman? Hemen şöyle yapabilirim. Böyle kulağımdan çıkıp attığımda sorun oldu. Mesela hemen düzeltelim burayı. Ne diyelim mesela? File, new, work file diyelim. Başlangıç dönemi 1947, bitiş dönemi 2000. Veri tipim nedir benim? Zaman serisi, bunu seçiyorum. Hatırlayacaksınız bu yatay kesit veriydi. Bu da panel veriydi. Ben zaman serisi seçtiğim için bakın bana ne soruyor? Frekans ne diyor? Yani bu kullandığı zaman serisi aylık mı yıllık mı diyor? Benimki yıllık bak. Annual burada seçiyorum. Başlangıç dönemim de bu. Okey diyorum. Sonra file diyorum. Import. Import from file diyorum. Masa üzerinde consumption diye bir Excel dosyasının içerisindeydi benim veri. Bakın burada. Aç diyorum. Bakıyorum bakın. Sapa sağlam geldi mi? Evet. İleri diyorum. İleri diyorum. İleri diyorum. Bakın. Ve son diyorum. Hayır. Evet diyor. 1900 diyor. Aldım diyor. 1900'den başlıyor diyor burası. Bakıyorum mesela buraya. Evet. 1900'de bak yine verimi ne yapmamış? Tam okumamış. Sonuna kadar gitmemiş. Şimdi bakın veriyi okuturken sanıyorum ben bir hata yapıyorum. Aslında böyle de iyi oluyor sınav için. Tekrar EVS'ü bir açayım. Nerede hata yapıyorum? Ben de ezberden gidiyorum. Yani bir yandan böyle hani videoyu hızlı çekeyim diye. New work file diyorum burada. File. New work file. Evet. Zaman serisi yıllık. 1947. Sanıyorum şuradan sorun oluyor. Şimdi aklıma geldi. Şurayı bir düzelteyim mesela. 1900 değil. 1947 diyeyim buraya. Mesela bak buradan sonra da A2 artı 1 diyebilirsiniz mesela. Otomatik denmiş burada. Tıkladığım. Şöyle çifte tıkladığımda gidiyor. Yani Excel sayfamı düzeltti. Hani sınavda böyle bir şeyle karşılaşırsanız panik olmayın. İyi oldu aslında. Böyle bir sorunla karşılaşmamız. İndirelim. Şimdi şu şekilde okuttuğumda sanıyorum artık bir problem kalmayacak. İleri diyelim. İleri diyelim. İleri diyelim. Son diyelim. Hayır diyelim. Evet, geldi. Bir bakalım consumption'a. Evet bak tüm verilerim gelmiş. Tamam mı? Demek ki paniklemiyorum yani. Demek ki ne yapmam gerektiğini biliyorum. Çünkü ben de bakıyorum bazen YouTube'daki videolar. Hani farklı farklı veri yükleme yöntemleri anlatıyorlar. İşte bunlar bir zenginlik aslında. Hepsini öğretebilirim. Nerede ne problem oldu? Böyle yaşayarak, deneyerek öğrendim. Diyorum ya. Mesela ekonometri böyle mekanik bir işlem değil yani. Bunu çok söylüyorum. Çok kullanıyorum. Çünkü kendim de inanıyorum. Böyle mekanik bunu buraya yaptım, bunu böyle yaptım değil. İşte her şey deneyerek, gözleyerek, tamam mı? Sınayarak anlayabiliyorum. Böyle bir yapısı var. Şimdi ne yapıyordum ben? Logaritmalarını alacaktım. Generate operatörünü kullanıyordum burada. İsim vereceğim. Mesela diyeceğim ki L consumption olsun adı. Logunu al. Consumption'ın diyorum. Consumption. Logunu aldı. Geldi. Bakın burada oluşturdu. Logaritmik tüketim değeri. Aynı şekilde ne yapabilirim? Bunu yaparken tabii logaritma alıyorum. Biliyorum çünkü tüketim düzeyi asla sıfır veya negatif olmaz. Bak pozitiftir. Sıfır veya negatif veri varsa bunu yapamam mesela. Logaritma alamam. Aynı şekilde gelirde de sıfır veya negatif olmaz. Olmaması gerekir. Tamam mı? Bakın, buraya baktığım zaman hepsi pozitif. O zaman bunun da logunu alabilirim. Mesela buna da ne diyeyim? Lynch adını vereyim. Tamam. Ne yapıyorum? Income serisine logaritmasını al. Sonra ne yapacağım? Servetini alabilirim. Buna da ne diyelim?
ve yahut servet, servet serisinin logaritmasını al. Bu da asla sıfır veya negatif olmayacak, olmaması gerekir. Şayet varsa ne olur? Eğer varsa logaritmasını almazsın. Mesela bakın faiz oranını almıyorum. Neden? Faiz oranında negatif değerler var bu veride. Ama negatif değerler olmasa bile yüzde. Zaten yüzde olarak ifade edilmiş serilerin logaritmaları alınmaz. Tamam mı arkadaşlar? Mesela büyüme oranı, enflasyon oranı bunların logaritmalarını almazsınız. Tamam? O zaman katsayıları yorumlayamazsınız. Yani. Negatif varsa zaten alamazsınız. Hata verir. Negatif veri yoksa da katsayıları yorumlamanız mümkün değil. Logaritma almanız halinde de. Burayı büyütelim. Şimdi böyle bir model. Şimdi şu kitabımızdaki modeli ne yapacağız? Tahmin edeceğiz. Bakalım şimdi. İşte bakın tüketimin logu bağımlı değişken, bir sabit terim, kullanılabilir gelir serbest ve faiz oranı var. Ben de tahmin edeyim. Quick estimate equation diyorum. Ne demiştim? Bağımlı değişken tüketimin logaritması, LeCons, bir sabit terim olacaktı. İşte kullanılabilir gelir, bunun logaritması, daha sonra servet ve faiz oranı. Modelimi tahmin ettim. Kitabımdaki gibi. Buraya baktığımda bağımlı değişkenim logaritmik, bu iki açıklayıcı değişkenim de logaritmik. Nasıl yorumluyorum? Diyorum ki kullanılabilir gelir %1 arttığında tüketim harcamaları %0.8 artıyor. Servet %1 arttığında tüketim harcamaları %0.20 yani %0.2 artıyor. Efendim faiz oranı %1 yükseldiğinde tüketim harcamaları %0.2 azalıyor. Yani bunu ne yapıyorum? Yüzde çarpıyor. Dikkat edin oldukça yüksek bir rekare değerim var. Zaten bu bile aslında analizler yaptıkça göreceksiniz ciddi bir alarm. Yani tüketim harcamalarındaki zaman içerisindeki farklılaşmanın yani 1000'de, 10.000'de 9.995'ini açıklıyor model. Yani bu kadar iyi açıklayabilmesi zaten bir hata olduğu da anlamını veriyor yani. Varsayımlarla ilişkili bir sıkıntı olduğu anlamına da geliyor. Yani neredeyse o zaman ben bir sonraki dönemi tam olarak tahmin edebilirim yani. 2001'de ne kadar tüketim olacak bunu tahmin edebilirim demek. Tamam? Bu en azından hani problem olmasa bile bunu ciddi olarak sorgulamam lazım. Tamam mı? Ne? Niye bu kadar yüksek çıkıyor? Mesela çoklu doğrusallık bunun bir nedeniydi hatırlayacak olursanız. Önceki videoları anlayan arkadaşlar hemen şunu demesi lazım. Evet hocam burada rekare değeri çok yüksek çünkü gelir ve servet arasında çoklu doğrusal bağıntı var. Hemen görelim. View, Coefficient Diagnostics, Variance Inflation Factors tıkladım. Bakın görüyorsunuz gelir ve servet arasında oldukça yüksek bir varyans şişirme faktörü var. Bu rekareyi mesela suni olarak ne yapabilir? Yükseltebilir. Yine mesela modelimde bakalım değişen varyans var mı? Çünkü değişen varyans olması durumunda da benim katsayıların tahminlerine ilişkin varyans değerlerim aşağı ve veya yukarı yönlü sapmalı olabilirdi. Yani değişen varyansla sapmanın yönünü tam olarak bilmiyordum. Aşağı yönlü de olabilir, yukarı yönlü de olabilir. Mesela bakıyorum değişen varyans var mı? Residual Diagnostics, Heterosky Dusty Test tıkladım. Mesela çapraz terimsiz bir white yapacağı. Bakıyorum mesela burada değişen varyans yok. Ama demin kitabımıza bakarken ne dedik? Otokorelasyon varsa bu katsayı tahminlerine ilişkin varyanslar, dolayısıyla standart hatalar aşağı yönlü sapmalı olabilirler. Yani çok düşük tahmin edilmiş olabilirler. Mesela bunu sınayacağız. Tamam mı? Otokorelasyon var mı yok mu diye. Ama kitaba bağlı olarak ilerleyelim sırasıyla bunu görelim. Şimdi geldik otokorelasyon sınamaları diyor. Mesela grafik yöntem diyor. Şimdi grafik yöntem nedir? Yani hata terimlerinin çeşitli grafiklerini çiziyorsunuz. Tamam. Ya bu kitapta koymuş bunu Gujarati. Niye yapmış bunu anlamıyorum. Aslında burada oldukça böyle kısıtlı hareket etmiş. Her şeye girmemiş. Mesela değişen varyansla ilgili bir sürü test var. Sadece işte efendim vermişti. White testini, Prush testini vermişti. Burada grafiklere falan da giriyor. Yani grafiklerde böyle örüntülere bakarak falan otokorelasyon var mı yok mu falan dememe gerek yok. Aslında bir sürü formal test var ama hani grafik yapısını da anlatmış. Ben de hani mecburen biraz değineceğim burada. Mesela baktığım zaman ben hata terimlerinin grafiğini oluşturduğumda bakın şöyle sistematik bir pattern varsa, bir yol varsa
otokorrelasyonla ilgili fikir türetebilirim. Nedir o mesela? Eğer bakın şöyle bir yapı varsa hata terimlerimiz. Bazı hata terimler artı, akabinde eksi, tekrar artı, tekrar eksi. Mesela öyle bir durumda arkadaşlar, mesela pozitif otokorrelasyon olabilir. Yani bu dönemin hata terimi geçen dönemin hata terimlerinden etkilenebilir. Böyle bir pattern varsa mı? Eğer yok, bir tane artı, bir tane eksi, bir tane artı, bir tane eksi, bir tane artı, bir tane eksi şeklinde geliyorsa negatif otokorrelasyon olabilir diyor. Şimdi ben ne yapıyorum bunun için? Diyorum yani ben mantığı yok ama bir hızlıca bir değinelim. Modelini tahmin ettikten sonra ne yapıyorum? Hata terimlerimi oluşturuyorum. Nasıl oluşturuyordum? Proc diyordum. Make residual series diyordum. Bir isim veriyordum. Mesela buna hatalar adını vereyim. Hatalar. Yani burada böyle oluştu ama şuraya da yazabilirsiniz. Yani ben buraya şöyle yaptığım için oldu o demek ki menü çıktı. Mesela hata adını verdim. Okey dedim. Hatalarım oluştu. Şimdi mesela bu hatalarımı ne yapacağım? Mesela buradaki grafiğe göre. Grafiklerine bakacağım. Nasıl yapıyorum? View diyorum. Graph diyorum. Bakın. Line seçili. Kalsın. Okey diyorum. Hatalara baktığımda mesela grafik olarak bakın. Şuna benziyor yani. Değil mi? Bak. Artı, eksi, artı, eksi. Böyle bir bıçak sırtı gibi. Mesela bir yapı var. Bakın buradaki gibi. Hani diyorum ki otokorrelasyon olabilir. Veya işte bir farklı grafik tipi ne olabilir? Hatalarla bir gecikmeleri arasında mesela bir serpilme diyagramı seçebilirim. Hani videonun ilk kısmında size Excel'de anlatmıştım ya mesela gecikme nasıl alınıyor diye. Onu burada da yapabilirim. Mesela yeni bir seri oluşturacağım. Generate diyeceğim. Buna da hata 1 diyeceğim. Bu hata 1 serisi bu hata terimlerinin bir gecikmelerini oluşturacak. Yani şunu yapacak. Bu hata olsun. Bu hataların bir gecikmesini oluşturacak. Nasıl yapacağım bunu yürüyüşte? Hata 1 adını verdim. Bakın. Eşittir diyeceğim. T dönemdeki hata eksi bir önceki dönemdeki hata. Bakın oluşturdum. Hata eksi. Hata eksi 1. Sonra ne yapacağım? Bu hatalarla hata 1 arasındaki mesela serpilme diyagramını çizeceğim. Nasıl seçmiştim bunun ikisini? Hatayı seçtim. Klavyemde CTRL'ye basık tuttum. Hata 1'i seçtim. Ters tıkladım. Open as group dedi. View dedi. Grab dedi. Bakın burada bu sefer scatter var. Serpilme diyagramı, saçılım diyagramı seçti. Bakın hata terimleri arasında bakın gayet istikrarlı bir ilişki var gibi görünüyor. Mesela bak bunun üzerinde oynama yapmak için freeze'e tıklıyorum. Okey diyorum. Bakın. Şöyle ters tıkladım. Tamam mı? Draw diyor. Seçtim. Arrow seçtim. Mesela bakın şöyle bir pozitif ilişki var. Gördüğünüz gibi. Tamam. Şöyle de çift tıklayıp bunun rengini de değiştirebiliyorum. Bakın. Kalınlaştırabiliyorum. Bakın mesela hatalarla bir gecikmeler arasında. Bakın bu pozitif otokorrelasyon demek işte. Bak. Mesela grafik olarak baktığımda bakın pozitif otokorrelasyon. Ama bakın diyorum yani görsel yöntem yani neden böyle bir şey verilmiş hani mücerat niye koymuş ki bunu falan dedim ya. Mesela baktığımda ben buna baksam şu hata terimlerinin mesela grafiklerini çizsem ben tam tersini düşünürdüm yani. Şu hatanın grafiğine baksam derdim ki bu nereye benziyor? Derdim ki mesela tekrar döneyim buraya. Ya buraya benziyor işte. Tamam mı? Negatif otokorrelasyon var ama baktığım zaman pozitif otokorrelasyon var. Yani bu görsel yöntemler diyor mu? Hani bu bakınca mesela anlıyor. Bu zanaat yönü. Hani mesela bir kuyumcu var. Adam bir bakıyor mesela bir pırlantaya. Diyor ki bunun karatı şudur diyor mesela. Parlaklığı şudur diyor. Bir kuyumcu da analiz yapınca cevap veriyor. İşte bu zanaat yönü. Ben buraya baksam derim ki bunda negatif korelasyon var. Derim. Ama mesela baktığım zaman burada mesela pozitif korelasyon var gibi görünüyor. İşte onun için ne yapıyorum? Formel testlerden yararlanıyorum. Mesela bak sileyim mi diyor. Mesela ben bunu diyelim saklamak istiyorum. Tamam mı burayı? Ne yapıyorum? Şuraya no dedim. Bir isim veriyorum buranın mesela. İstediğiniz ismi verin. Mesela ben buna AutoCore adını vereyim. Bunu böyle yaptığımda bakın buraya kaydeder. Tamam mı? Bakın burada verim. Aynı şekilde burada da yapabilirim. Bunu da diyorum işte deneyerek yanılarak öğreneceksiniz. Şimdi nasıl sınayacağım? Kitabımız o noktaya ilerliyor artık. Formel testlere geldik. İlk göreceğimiz test nedir? Durbin-Watson D-test. Şimdi bu Durbin-Watson testi bana aslında EVIRUS bakın bunu çıktı da veriyor. Yani ben modeli tahmin ettiğimde bana bir Durbin-Watson değeri veriyor. Yine mesela burada şu tabloya baktığınızda şu katsayılar nereden geliyor? Standart hatalar nereden? T
istatistikleri nereden bunu biliyor olmalısınız artık bu videoda. Yani bunu bilmiyorsan bu olmadı demektir. Özellikle dersi almaya devam eden arkadaşlar bu dersi bir daha almaları gerektiğinin sinyalini veriyor. Yoğun bir şekilde çalışmazsa. Bunları gördük çünkü nereden geldiklerini. Yine bu alt tablo değerlerini de hepsini görmüştük. Neyi görmedik bir de? Log likelihood'la Durbin Watson'ı görmemiştik. Durbin Watson'ı da bakın bugün görüyoruz. Diğer kriterlerin de hepsinin nereden geldiğini biliyor. Şimdi nasıl hesaplıyor IV3 bunu ona bakacağız. Şimdi Durbin Watson testi otokorrelasyon var mı yok mu diye sınamakta kullandığımız hata terimleri arasında otokorrelasyon var mı yok mu diye sınamada kullandığımız bir test. Lakin bu testin çok güçlü varsayımları var yalnız. Tamam. Nedir bu varsayımlar? Bir kere bir tahmin ettiğiniz modelde mutlaka bir sabit terim olacak. Evet. Bir sabit terim olacak. Benim var mı modelimde? Evet. Sabit terimim var. İkinci varsayımım nedir? Açıklayıcı değişkenler yinelenen örneklemlerde sabit kalacak. Evet. Bu varsayımı da sağlıyorlar. Nedir? Hata terimler arasında sadece birinci derece otokorrelasyonu var. Yani anlattık yani birinci derece otokorrelasyon, ikinci derece otokorrelasyon, eninci derece otokorrelasyon. Bu yöntem sadece arkadaşlar birinci derece otokorrelasyon varsa söz konusu. Mesela diyelim bu dönemin hatası hem geçen yıldan hem bir önceki yıldan veya dönemden etkileniyorsa bu testi kullanamıyorum. Sadece birinci derece otokorrelasyona bakıyor. Buradaki gibi. Tamam. Şunu da şöyle seçeyim. Evet. Yine geldim. Hata terimlerimin normal dağılması gerekiyor ve bağımlı değişkenin gecikmeli değerleri modelde yer almayacak. Mesela ben bu dönemin tüketimi, geçen dönemin tüketimi tarafından da etkileniyor deseydim, bak şöyle de bir açıklayıcı değişkenim olsaydı, yani bağımlı değişkenin bir gecikmeli değeri de modelimde açıklayıcı değişken olsaydı yine Durbin Watson'a ne yapamazdı? Güvenemezdi. Tamam. Mesela yine hatırlıyorsunuz, hata terimleri normal dağılıyor mu, dağılmıyor mu? Buna nasıl bakıyordum? Mesela weave diyordu, modeli tahmin ediyordu. Hata terimlerim normal dağılıyor mu, dağılmıyor mu? Weave. Residual Diagnostics, histogram var. Bakın normality test tıklıyordu. Bana hata terimlerin histogramlarını gösteriyordu. Hata terimlerinin ortalaması bu bakın. Sıfır neredeyse. 0.00001 diye gidiyor. Bu median, o da sıfıra yakın. Zaten mean ve medianın birbirine eşit olması bana normal dağıldığını anımsatıyor. İstatistik derslerinden hatırlarsanız. Burası benim en yüksek hata değerim, en düşük hata değerim. Hata terimlerimin standart sapmasıyla eğiklik ve basıklık ölçüleri ve buradan türetilen Jacobera test istatistiği. Mesela diyelim ki ya bu Jacobera test istatistiğini verdi, olasılık değerini verdi bana ama bu Jacobera'nın acaba boş hipotezi, sıfır hipotezi, hatalar normal mi dağılıyordu yoksa normal dağılmıyor muydu? Bunu unuttum diyelim, hatırlamıyorum. Yine paniklememe gerek yok. Bakın her kısmına gidiyorsunuz virüste. Burada mesela PDF documents var. Tıkladım. User Guide 1'e geldi. Mesela bakın buraya geliyorum mesela. Jacobera yazıyorum. Enter'a basıyorum. Bakın tıkladım buraya. Açamadı. O zaman şöyle basıyorum. İleriye basıyorum. İleriye basıyorum. İleriye basıyorum. Arıyorum yani. Jacobera'yı aratıyorum. Bakın burada. Diyor ki Jacobera şu şekilde hesaplanıyor diyor. Bakın. Ve diyor boş hipotez diyor. Neyi gösteriyordu? Normal dağılım. Yani H0 hipotezi hatalar normal dağılır diye gösteriyor. Bakın H0'ı reddedemiyorum. Çünkü 0.10'dan büyük burası o zaman. Demek ki hatalarım normal dağılıyor. Zaten bunu buradan şöyle de anlayabiliyorum. Min ve medyan birbirine oldukça yakın bakın. Ve normal dağılımın eğiklik değerinin 0 olmasını, basıklık değerinin 3 olmasını beklerim. Bunlar da yakın. Yani bu hatalar normal dağılıyor. O zaman Durbin Watson testi uygulayabilirim burada. Tamam mı? Bunu anlatıyor. Bu kısım da bana. Şimdi o zaman Durbin Watson için varsayımlarım tamam. Nasıl tamam? Efendim bağımlı değişkenin gecikmeli değeri yok burada. Tamam. Modelde sabit terim var. Tamam. Ondan sonra bu modelin hata terimleri de normal dağılıyor. Tamam dedim. Bana Durbin Watson değerini verdi. Peki nereden geliyor bu Durbin Watson değeri? Kitap onu anlatıyor bize. Bak diyor ki normalde diyor hata terimlerini diyor. Nerede? Bu değil. Yukarıdaydı sanıyorum formülü. Evet. Hata terimlerini diyor oluştur. Hata terimlerini oluşturduktan sonra şu formülden yararlanmak suretiyle diyor bir D değeri hesapla. Neyi anlatıyor bu D değeri? Mesela döneyim. Diyelim ki ben hata terimlerimi elde ettim. Şuraya geldim diyelim. Bunlar benim hatalarım. Aldım bu hataları.
Yani gerçek değerler eksi tahmini değerler. Buraya geldim. Bunları yapıştırdım. İşte efendim burası geldim 2000 yılının hatası diyelim. 2001'in hatası, 2002'nin hatası, 2003'ün hatası, 2004'ün hatası. Böyle oluştu. Bak şimdi formül ne diyor bana? Diyor ki önce diyor ET-ET-1'leri bul diyor. Yani hata terimlerinin önce birinci farkını oluştur diyor. O zaman dönüyorum birinci farkını oluşturacağım. Nasıl oluşturuyorum? 2001 yılı hata terimi eksi 2000 yılının hata terimi diye başlıyorum. Yani J3 değeri eksi J2 değeri. Şunu da kulağından tutup aşağı çektiğimde baka bu kitabımızdaki formülün payını hesaplamak için gerekli ilk adımı 60 oluyorum. Bakın neden T eşit 2'den N'e kadar gidiyor? Çünkü mesela ilk hata teriminin bir önceki dönemi olmadığı için hesaplayamıyorum. Anlaşıldı mı? Mesela 2001-2000, 2002-2001, 2003-2002, 2004-2003 gibi gidiyor. Sonra ne diyor bu formül? Bunların diyor karelerini alıp topla diyor. O zaman dönüyorum hemen burada. Bunların da karelerini alıyorum mesela. İşte diyorum ki M3 karesini al. Tamam mı? Buradaki gibi. Ve daha sonra da buraların toplamını alıyor. Böylece ne yapmış oldum? İşte bu formüldeki pay kısmını hesaplamış oldum. Daha sonra payda için ne diyor? Hataların diyor ilk hatadan başlayarak karesini alıyor. Mesela buradaki gibi ilk hatadan başlayarak karesini alıyorum. Yani J2 hücresindeki değerin karesini alıyorum. Bakın oluşturuyorum hepsi için. Sonra buranın da şu da olacak tabii toplamını alıyorum. Sonra ne yapıyorum? Buranın buna oranını buluyor. Bakın buradaki gibi. Tamam, burası benim durbin D değerim oluyor. İşte İVÜS ben bu işlemlerle uğraşmayayım diye bana veriyor. 1.28 yaklaşık 1.29 gibi bir değer veriyor. E nasıl anlayacağım otokorrelasyon var mı yok mu? İşte durbin Watson da bununla ilgili sınamalar veriyor bana. Mesela bir durbin Watson tablom var. Mesela göstereyim onu. Geldim buraya. İşte durbin D table yazdım bakın Google'a. Tablo oluştu bakın. Mesela diyelim şu ilk tablo dikkat edin bakın. %1 güven düzeyini %1 güven düzeyinde bakın. Örnek sayım N. Mesela benim kaç gözlemim var? 54 gözlemim var. Bu K'larda sabit terim dışında kaç tane açıklayıcı değişken var? Onu gösteriyor bana. Benim modelimde sabit dışında kaç tane açıklayıcı değişkenim var bakın. 3 tane açıklayıcı değişkenim var. O zaman K3'ü kullanacağım. Gözlem sayım kaç? 55. Buradan 55'e en yakın değeri bulacağım. K3 nerede dikkat edin? 3. bileşen buradaki. Burada da en 55'e geleceğim. Bakın benim kaç gözlemim vardı? 54. En yakını 55. 55'e geleceğim. 1, 2, 3. sınıfı. %1 güven düzeyinde bakın. Alt sınır ve üst sınır değerlerini bulduk. DL dediği alt sınır, DU dediği üst sınırlar. Yani 1.284'e 1.505 mesela. %1 güven düzeyi için. DL 1.284, DU ise tekrar bakalım 1.505. Şimdi bakın nasıl sınayacağım? Burada karşılaştıracağım. Bunlardan sadece bir tanesi geçerli olabilir. Tamam mı arkadaşlar? Bir tanesi. Mesela D değerim demin Excel'de gösterdiğim gibi hesapladığım durbin D değeri. Tamam. Bunu bana zaten İVÜS veriyor bak. 1.289. Bu da benim D değerim. Onu da yazayım şuraya. Benim hesapladığım D değerimde 1.289. Bak burada karar veriyor. Mesela benim hesapladığım D değeri alt sınır değerinden küçük mü? 1.289 alt sınır. Benim 1.289. Hayır. O zaman diyelim bu gitti. Burası olmuyor. Bakıyorum benim hesapladığım D değerim üst sınır değerinden büyük mü? %1 güven düzeyi. Benim D değerim 1.289. Bu ise 1.505. Değil. Burası da gitti. Efendim ikisinin arasına mı düşüyor? Yani? 1.284'den büyük. Efendim 1.505'den küçük mü? Evet bak. Burası oldu bak. %1 güven düzeyi. O zaman diyorum ki mesela pozitif otokorrelasyonla ilgili bir sonuca varamam. Peki negatifle varabilir miyim? Bakın burada da yine farklı hesaplama kriterleri var. Ama bunlarla uğraşmıyoruz. Bir kere bu durbin D değeri, şurada hesapladığımız arkadaşlar, durbin D değeri
0 ile 4 arasında olur mutlaka. Tamam mı? 0 ile 4 arasında olur. 0 ile 4 arasında bunun orta noktası 2. Eğer durbin değeri 2 civarlarındaysa arkadaşlar, tamam mı? 2 civarlarındaysa, o zaman otokorelasyon yoktur deriz. Ama 0'a ne kadar yakınsa pozitif otokorelasyon o kadar güçlüdür deriz mesela. Tamam? 4'e ne kadar yakınsa negatif otokorelasyon o kadar güçlüdür deriz. Mesela bakın bizimkisi 1.28 0'a yakın. Yani buradaki kritere göre ne oluyor? Pozitif otokorelasyon kanıtı güçlü. Diyeceksiniz ki hocam ama tabloya baktığım zaman muhtemel kanıtı yoktur buldun. Ama ben %1 anlamlık düzeyine baktım. %99 güven düzeyine baktım. Mesela bakın buradaki gibi. Mesela indiğimde mesela %95'e baktığım zaman bakın mesela K3 ve N55 için bakın burada o da işte 1.452'ye 1.681 oluyor değerler. O zaman ne oluyor? Ben 1.289 hesapladım. Buraya baktım 1.452'den küçük. Mesela o zaman %95 güven düzeyinde pozitif otokorelasyon vardır diyorum. Anlaştık mı? Ama ben sınavlarda falan mesela bunu bu şekilde uğraşmanızı istemiyorum. 2 civarlarındaysa mesela 1.80-2.20 arasındaysa otokorelasyon yoktur diyebilirsiniz. Tamam mı bu sınavlarda? Ama diyelim 1.80'in altındaysa filan dersiniz ki pozitif otokorelasyon var. İşte 2.20'nin üzerindeyse negatif otokorelasyon var. Ama zaten bir böyle yani dönem ödevi filan hazırlıyorsanız tablo değerlerinden yararlanacaksınız. Demek ki bizim bu örneğimize göre Durbin Watson değeri 0'a yakın olduğu için işte pozitif otokorelasyon vardır sonucuna ulaşabilirim. Zaten bakın çizdiğim grafikte bunu gösteriyordu. Tamam mı? Görsel olarak bunu gösteriyordu. Şimdi daha formal sınamalar yok mu? Var. İşte birazdan göreceğiz. Yeni bir test daha göstereceğim size. Ama şimdi bir 10 dakika ara verelim. Bir dinlenelim. Buradan itibaren bir sonraki videoda devam edeceğim arkadaşlar.